What is the room number of Banu Sinaner? She's my fiance. Does she know about your visit? No. We will notify herself. No, no, please. You know, I'll make surprise. All right. 1028 room number. 1028. Yes. Thank you very much. Madame Sinaner, votre visite est ici. Merci bien. Gelmiş mi? Room service. Barış bizi son anda kurtardı. Yoksa bunca emek boşa gitmişti. Canım. Yorgun görünüyorsun. Hasta mısın sen? Hayır. Hayır, çok iyiyim. Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de bir tanem. Banu. Hı? Benim sana anlatmam gereken çok önemli bir şey var. Tamam ama önce gel bir annemlerle görüşelim. Hayır hayır, her şeyden önce seninle konuşmak istiyorum. Gelsin. Yani bilmeni istediğim önemli bir durum var. Ne oldu? Yani benimle evlenmeden önce bilmen gerekiyor bu durumu. Ne? Korkutuyorsun beni. Ne oldu? Banu, ben yıllar önce büyük bir hata yaptım. Nasıl bir hata? Yani istemeden oldu. Ama ben... Annem neredir? Good evening, madam. You've left your pills in the clinic. Which you take tonight? İnanamıyorum ya. Yani sen hastasın ve bunu benden sakladın mı canım? Hayır, yok öyle bir şey. Ne oluyor peki? İlaçlar neyin nesi? Klinik nereden çıktı? Annem ısrar etti. Canım, neyin var? Söyler misin? Yok bir şeyim. Niye sorup duruyorsun? Yok bir şeyim işte. Anne! Anne! Ne oldu canım? Canım. Ah, Güney, ne işin var burada? Burada neler dönüyor söyler misiniz? Ne saklıyorsunuz benden? Kimsenin senden bir şey sakladığı yok. Tamam, o zaman Banu'nun hastalığının ismini söyleyin. Tıbbi olarak karşılığı ne? Doktor ne teşhis koydu? Deliyim ben, duydun mu? Deli. Banu, saçmalama. Zaman zaman gelip diyorlar işte. Hastalığım bu, daha mı az seveceksin artık? Yeter, kes. Kendine gel, neler diyorsun? Hayır, ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Anlaşılmayacak bir şey yok Güney. Babamla da konuşmuştum. Evet ama bu o kadar basit bir şey değil. Senin için bu basit bir durum mu? Hayır tabii ki ama yani... Son dönemde seninle yaşadıklarından sonra birkaç gün burada klinikte dinlenmesini istedim. Detoks merkezi gibi bir yer. Bir yandan alışveriş yapıp kafamızı dağıtırken arada oraya gidip geliyoruz. Öyle yani. Bunun dışında bilmediğim bir şey yok. Niye bunu benden gizlediniz? Sebebi sensin deyip
seni daha çok mutlu etmek istemedim. Sana bu konuda daha fazla açıklama yapmayacağım. İnanıp inanmamak sana kalmış. Sen bana ne diyecektin? Ya, kaç bin kilometre yol geldi şu karşılaştığımız duruma bak. Kusura bakmayın, kabusunuz oldum ya. Sen... Canım, özür dilerim. Ben sadece endişe ettim. Önemli bir şeyim var zannettim kendimi. Ben yemek rezervasyonunu 4 kişiye çıkartayım. İzin verirseniz ben bu akşam Güney'le baş başa olmak istiyorum. Hayır, tabii. Siz nasıl isterseniz. Ya, kusura bakmayın. Merhaba. Hoş geldin. Ne hoş bir sürpriz yaptın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Haydi. Günaydın canım. Ne zaman uyandın? Epey oldu, bilmiyorum. Seni izliyordum. Dün geceden sonra hayatımda o kadar değerli bir yere sahip oldun ki. Seni yanımda hissetmek benim için çok önemli. Bunca zaman böyle bir şey nasıl içinde tuttun? Niye anlatmadın anlamıyorum. Hala o kadar ağır büyük ki sanırım hiç kurtulamayacağım. Senin bir suçun yokmuş ki ama. Ya Allah korusun, öyle bir olay benim de başıma gelseydi benim annem babam da içeri girmek istemezdi. Yerime yatacak birini bulurlardı. Hem bu olay Kuzey yüzünden olmuş. Onun ben yatayım demesi mantıklı. Eğer sen hapse girseydin bu adaletsizlik olurdu. Kuzey doğru olanı yapmış. Peki annem, abin acaba onlar nasıl karşılayacak bu durumu? Benim gibi. Canım, onların bilmesini istemiyorum ben. Sadece sen bil, olmaz mı? Onları ilgilendirmez zaten. Söylemek istemezsen söylemeyiz. Ama söylemekte de bir sakınca yok. Olsun, bilmesinler. Ya sen bu durumla ilgili Simen sürekli şantaj yapıyor bana. Böyle giderse öğreneceklerdi. Merak etme. Öyle bir şey olursa ben veririm cevabı. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.